soruşturulmasını istiyorlar. Peki neden? Ben bunu çok değerli gazeteci ve bu işlere uzun zaman kafa patlatmış Tolga Özbek'e sormak istiyorum. Şimdi Sayın Özbek, neden bu kadar tepki var? Avrupa Birliği'nden, NATO'dan, Amerika'dan soruşturma isteniyor. Şimdi ortada bir anormallik mi var? Bunun nedenini bize anlatabilir misiniz? Tabii ki. Şimdi öncelikle burada bir hukuk altyapısı olması gerekiyor. 1944 yılında Chicago Konvansiyonu ile günümüzde hava yollarının işte yolcu taşıma, kargo taşıma operasyon esasları bir zemine oturtulmuş durumda. Sonrasında da 2. Dünya Savaşı sonrasında da Birleşmiş Milletler içerisinde ICAO, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nün getirdiği kurallar var. Yani örneğin Türkiye'den bir uçak kalktı, Almanya'ya gidiyor. İşte Bulgaristan hava sahası, Romanya, bu tür ülkelerden giderken siz öyle kafanıza esip bir uçağa indiremezsiniz. Bu bir kere uluslararası hukuk anlamında çok ciddi bir kuralların ihlali anlamına geliyor. İkinci ihlal, yolcuların seyahat özgürlüğünü engelliyorsunuz. Şimdi burada uçak Belarus tarafından çevriliyor. Diyorlar ki iki taraftan da yerden bir bomba ihbarı yapıldı. Pilotlara söyleniyor. Sivil havacılıkta bu tür şeyler hiç riske atılmaz. En yakın meydana iner. Böyle bir ayarlıyorlar. Aynı zamanda uçakta da 4 ajanın olduğu iddiası var. Evet. Bu ajanlardan biri de kabin memuruna işte tuvalette şüpheli bir paket gördüğünü aynı anda söylüyor. Pilotlar riske atmadan en yakın meydan Belarus'ta Minsk'e indiriyorlar uçağı ki uçağın aranması lazım. Yolcular aşağı alınıyor. Muhalif gazeteci, kız arkadaşı var yanında ve 4 kişi haricinde kalan bütün yolcu ve mürettebat biniyor, geri dönüyor. Şimdi tabii bu konuyla ilgili Belarus'un bence başı epey ağrıyacak. Çünkü bir hukuk kuralı, uluslararası hukuk kuralı ihlali var. Bir de tabii uçak yönlendirilirken Belarus Hava Kuvvetleri'ne ait bir MiG-29 uçağı da eşlik ediyor bunu. Hani gerçekten sanki böyle bir terör riski varmış gibi. Fakat 6 yolcu dönmüyor. Hadi ikisini, bir muhalif gazeteci, kız arkadaşı. 4 kişi niye dönmüyor? Bunlar da olayı belirttiğiniz gibi KGB mi, başka bir teşkilat mı, başka başka yerlere doğru yönlendiriyor. Ya burada çok önemli bir noktaya değiniz. İçeride ajanlar olduğu iddia ediliyor. O ajanlar uygun hava sahasına yaklaştığı anda devreye girip bir bomba ihbarı yapıyorlar. Yani işi bir şekilde şeyle oturtmaya çalışıyorlar kitabına. Hani tam hava sahasına yaklaştığı esnada bomba ihbarı yapılınca MiG havalanıyor. Mecburen evet. Pilotlar da kurallar gereği uçağı indiriyor. Şunu sorabilir burada, miyim? Evet. Burada peki, şu da var. Evet, yerden hava trafik kontrolörü de bu konuyla ilgili bir duyum aldıklarını, bir ihbar aldıklarını belirtiyor. Yani her taraftan işi bağlamışlar gördüğümüz gibi. Evet. Ya, o zaman sevgili Tolga, yani hiç kimse güvende değil. Yani uçaktan bir yerden bir yere giderken bile hedefteyseniz bir şekilde tutuklanabiliyorsunuz. Ne bileyim, gözaltına alınabiliyorsunuz. Nasıl olacak bu? Çünkü size. Suçlu değil. Ya suçlu olsa zaten havalimanına giremez ki. Muhalif bir gazeteci. Evet. Bir hakkında bülten çıkartılır, uluslararası çağrılar yapılır. Bunun gibi suç takibi gerçekleşir ama şimdi bizim yurt dışındaki uçuşlardaki hukuksal altyapımızı biraz önce de belirttiğim gibi o 1944'te belirlenen Chicago Konvansiyonu. Sonrasında Birleşmiş Milletler içerisindeki ICAO'nun standartları var. Şimdi ne oldu? Belarus bu hareketi yaptı. İşte muhalif gazeteci aldı. Tamam. Bugün hemen Air Baltic Hava Yolları bir açıklama yapıyor. Letonya'nın şirketi, bayrak taşıyıcı şirketi. Bizim dedi uçaklarımız Belarus hava sahasına girmeyecek. Hemen sizin de belirttiğiniz gibi haberin içinde Avrupa Havacılık Emniyet Dairesi EASA hemen açıklama yaptı. Havayolu şirketlere önlem alın. Yani birçok havayolu şirketi Belarus'a uçmayı durdurur. Havayolunun durdurulması demek işte son 1,5 yıldır salgınlarla görüyoruz. Turizmin baltalanması demek, ihracatın, ithalatın, hava kargonun sona ermesi demek, bir ülkenin dışarıya açılan damarlarının kesilmesi demek. Bu iş bence epey Belarus'un başını artıracak çünkü yaptırımlara kadar gidecek. Belki diyecek ki ICAO soruşturma açtı zaten, Belarus hava sahası güvenli değildir diyecek, kimse girmeyecek belki hava sahasına. Bırakın uçuş kesmeyi, bunlar tabii çok riskli hareketler. Evet. Tolga Özbek, çok çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınızdan ötürü. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. İyi yayınlar, kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Evet.